more or less same. So I always prefer to take the cheapest places. They are a bit amateur, so they'll get a translator. Huh? He'll be there at any moment. I don't want to do the translation. It will be same sound all the time. So I prefer to keep it silent. Yeah. Hadi biraz uzat ya. Or apple tea, or apple. Turkish tea. Apple tea. How many wines? Let's count the wines. Two wines, iki tane şarap. Apple tea or the rest is apple tea. All right. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ali Usta. He said that. Welcome. His name is Ali. Ali. Hey Ali. Merhaba. Merhaba. Bu sanat bölgemize Hititlerden kalma bir sanat. This art begins with Hittites. O dönemden bu zamana kadar babadan oğula, dededen toruna, atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. It's a family business. It transferred from generation to generation. Bundan 30-40 yıl öncesine kadar tamamıyla kullanım maksatlı ürünler yapılıyormuş. Up to 30 years they were doing the pottery for themselves, for usage. They were using it. Bu 30-40 yıl içerisinde çamur, süs ve dekoratife dönülmüş. And when the area became a touristic area, now they are making for decoration. At the same time they are making for home use too. Kızılırmak bölgemizi tam ortadan ikiye bölüyor. The Red River that I mentioned in the car just divides the area into two parts. Irmağın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız, beyaz çamur dağlarımız var. On this side of the river they have white soil. It's that ash of the volcano. Beyaz çamurun oluşumunda en büyük etkenlerden bir tanesi Aksaray'daki volkanik Hasan Dağı'nın son patlaması. The ash is coming from the last spoil or last blow of the volcano I mentioned. Beyaz çamur tek başına bir toprak. İçerisinde başka farklı bir toprak çeşidi bulunmuyor. This white ash or white soil is just one type of soil. Beyaz çamurun burada en son dönüştürüldüğü nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara dönüştürülüyor. And the white soil is just used for this kind of plates. Irmağın öbür taraf kısmında da bu elimde görmüş oldukları kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. On the north part of the river, they have the red soil. Kırmızı çamurun oluşumu da Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın son patlamasından sonra oluşmuş. The soil, that soil is coming, the red soil is coming in two places. One is when the snow melts on the mountains, it carries the soil and some are coming from the other volcano. Tabii kırmızı çamur beyaz gibi tek başına bir toprak değil. 7-8 çeşit farklı toprak çeşidi bulunuyor. Red soil is not just white one type of soil. It's just a mixture of other soils. Red soil, some from there, some from there. But white soil just belongs to one volcano. Bunlar yapılacak ürünün cinsine göre kendi aralarında belli karışımlar yapılıyor. So, in order to, what they are planning to produce, they are just mixing up the mud. Bu karışımlar bir gün süreyle suyla eritilmesi sağlanıyor. And after they mix the different kinds of mud, they just let it rest for a day.
Sonra insan gücüyle yoğrulup ve değirmenlerden geçiriliyor. İçerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor ve çamur bu elindeki halde düşüyor. After resting for a month, for a day, then they just clean this, even the tiniest stones off the mud. Bu gördükleri sistem 300-400 yıllık bir sistem. Şu an kullanımı yok. Sadece gösteri maksatlı kullanılıyor. The system, the wheel that is now using, they were used this system about 100 years ago. But now they're using as a show. Actually what they're using at the moment is the electric one. And this one, the wheel over here, is a symbol of, or the sample of the Hittite turf. They make the wheel from pottery too. Hittites. 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutmayı ya da güneşte hızlı kurumayı İş kabul ettikten sonra. Tabii bu şu halden sonra. After they finish the whatever they did, they let it rest for 5 days to dry out. Kuruduktan sonra fırınlara götürülüyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. And the first firing, the first cooking is done in ovens by wood and coal. Fırından çıktıktan sonra fırınlara ilk pişirimler 1200 derecede gerçekleştiriliyor. The first firing or cooking is done under a temperature of 1200. Fırından çıktıktan sonra yine topraktan elde ettiğimiz oksit kök boyalar yani doğal boyalarla. So when after the process ended, they just painted with dye colors. Dye colors are natural colors from the plants. Üzerindeki motifler ağırlıkta Osmanlı, Hitit ve Kapadokya motifleri kullanılıyor. Most of the designs they use on the face are either Ottoman, Hittite or Cappadocian or Roman. Boyama işi bittikten sonra yine topraktan elde edilmiş doğal sırlarla üzerleri sırlanıyor. And after the drawing, after the painting, they just vanish or put another color, cover on top. They put natural material again. Yes. What was that wheel span on exactly? Yeah, underneath. Is it just a, altında nasıl bir şey bilya var? Nasıl dönüyor bu diyor? Rulman bilya var. Yes. Yeah, bearing. Bearing. Sonra 1300 ile 1600 arasında boya ve sır pişirim yapılıyor. After painting had ended, they again put it in the ovens or the fireplaces and just do the process again for the last finishing. Do they have bigger, I guess where he's working on it, are they bigger to make bigger pots? Or of something? Course, you'll see the samples in the showroom, all the samples. Fırından çıktıktan sonra artık tamamıyla sona eriyor. Ondan sonra üzerindeki boyaya ve ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. After all the process ended, either fire, sun or other effects do not harm the drawing or the vase or the pot, whatever it is. Ne olduğunu bilirlerse hediyem var. He says that. He didn't finish it yet. If you know what it is, he will give you a gift. Just a wine, make a guess. Wine bell? Olive oil. Or şarap hey. Şey diyor. Not wine bell. Mm-hmm. What did you say? Olive oil. Zeytinyağı şişesi diyor. No. Hookah. Water? Bayanlar kullanıyormuş. This is for women. Perfume. Women use it. Perfume. Boy, it's a lot of perfume. Parfüm şişesi değil. No. Candle holder for me. For the baby milk. To hit the husband. Kocasının kafasına vurmak için diyor. Bu gözyaşı şişesi. This is the story of eye tears bottle. It's a Hittite Roman period eye tears bottle. The story of eye tears is